sağlık, eğitim, sosyal yardımlar. CHP Genel Merkezi tarafından atanan CHP Bodrum Kadın Kolları'nın ilk toplantısı ilçe binasında gerçekleştirildi. Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Belkıs Bozacı ve MYK üyesi Doktor Bedriye Gürkan da hazır bulundu. Arkadaşlar, olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Ender Taşören, İl Kadın Kolları Başkanı Belkıs Bozacı, Kadın Kolları MYK üyesi Doktor Bedriye Gürkan ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon birer konuşma yaparak 7 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine yönelik aktif çalışma yapacaklarını dile getirdiler. Hepimizin el ele verme zamanı. Cumhuriyet elden gidiyor. Kadınlar kafes arkasına kapatılmak isteniyor. Eğitim durumu malum, çocuklarımızın geleceği malum. Bu durumda oturup birbirimizi eleştirmek değil, el ele verip Cumhuriyeti kurtarmak için hepimizin çalışması gerekiyor arkadaşlar. Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen açıklamasında şunları söyledi. Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu tarafından 25 Ocak 2015 gün ve 17 sayılı toplantısında eski yönetimin tüzük ve yönetmelik gereği düşürülmesi yerine atanan kadın kolları başkanlığına Ender Taşören ve yeni yönetim kurulu üyeliklerine Aylin Öcal, Aysun Höbek, Zeynep Tokmak, M. Pınar Koçdemir, Fatma Şahbaz, Semaat Berber, Gülçin Kadıköy, Ayla Güngör atanmıştır. Yeni görevlerinde başarılar dileriz. Geçmiş dönem görev alan kadın kolları başkanımıza ve yönetimine çalışmalarından dolayı yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu değişim bir nöbet değişimidir. Ülkemizin geldiği bu karanlık durumdan kurtulmak için tüm Cumhuriyet kadınlarını partimize davet ediyoruz. Bundan sonraki iktidar yürüyüşüne geçmişte partinin tüm organlarında görev yapmış olan ve yeni göreve gelen arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz dedi. İlçe Kadın Kolu Başkanlığı'na atanan Ender Taşören de yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Değerli basın mensupları, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanmış bulunuyorum. Bana bu önemli görevi tevdi eden Merkez Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Verilen görevi layıkıyla yapmak, partimizin genel seçimlerde başarılı olmasını sağlamak için partili ve katılmak isteyen gönüllü kadınlarımızla en kısa zamanda saha çalışmalarına başlayacağız. Bilindiği üzere ülkemizin içte ve dışta çok sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Yok edilmek istenen cumhuriyet değerleri için aydınlık günler için birlik ve beraberlik ruhuyla azimle mücadele etmemiz gerekmektedir. Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkarak ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız çağdaş demokratik ve layık Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için Herkesi kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partimize buluşmaya davet edeceğiz. Hedefimizin parti programlarımızı ev ev dolaşıp anlatmak, özellikle kadın hakları, işsizlik, eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, çalışanların ve emeklilerin hakları konusunda halkımızı aydınlatmak, üye sayımızı artırmak ve Bodrum'da CHP oylarını zirveye taşımaktır. Bugüne kadar emeği geçen tüm kadın kolu yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu bir nöbet değişimidir. Yine hepimizi el ele partimizi başarılı kılmak uğrunda hep birlikte azimle çalışacağız. Önemli olan ülkemizin ve partilerimizin geleceği için Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı olmasıdır. Hepinize çok teşekkür ediyor saygı ve sevgiyle selamlıyorum dedi.